Yeni bir videodan herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte çok farklı bir telefon konuşacağız. Evet bu zamana kadar birçok İngiliz telefonu inceledim, kutudan çıkardım ama ilk kez bir telefona bu kadar çok heyecanlanıyorum. Şu anda elimde bir fotoğraf makinesi görüyorsunuz. Size desem ki kullanmış olduğunuz bir telefonu aynı bu şekilde bir fotoğraf makinesine dönüştüreceksiniz. Evet, e, Xiaomi 12S Ultra'da bunu görmüştük. Samet diyebilirsiniz ama o telefonda sadece lens takabiliyorduk. Ama bugün tanıtılan Xiaomi 13 Ultra'da aynı bir fotoğraf makinesi gibi telefonu kullanabileceksiniz. Ek aparatlar sayesinde telefonu aynı bu pozisyona getirebileceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde görmüş olduğunuz tutma yerlerin aparatı, telefonun lens kısmının değişebilir olması, ND filtre polarize filtre takma gibi kısımların bile olması beni gerçekten bugün çok heyecanlandırdı. Ve bugün konuşacağımız konu tamamen Xiaomi 13 Ultra ile ilgili olacak. Çünkü Xiaomi mobil fotoğrafçılığa damga vuracak bir şekilde telefonunu bugün tanıttı. Yine Leica ile yoluna devam etti ve telefonla birlikte gelen 4 farklı sensörde 50 megapiksel değerinde kameralar bulunmakta. Ve sık Sıkı durun Xiaomi Ultra 1 inçlik ana kamerası ile birlikte değiştirilebilir diyafram değerine sahip olan ilk telefon arkadaşlar. Bu gerçekten çok inanılmaz güzel bir özellik. Neden? Çünkü diyaframı f1.9'dan f4.0'a kadar ayarlayabiliyorsunuz. Farklı sahnelerde, farklı çekim alanlarında telefonu gerçekten çok güzel bir şekilde kullanabileceksiniz. Telefonun 3 farklı rengi var. Yeşil, siyah ve beyaz olmak üzere tabii ki de yeşil renk gerçekten favori rengim oldu. Çünkü arka tarafın suni deri olması, telefonun hem hafif olması hem de içerisindeki donanımlarıyla birlikte kullanıcıyı gerçekten memnun edeceği gözüküyor. Tabii her videoda olduğu gibi fiyatı söylemeden geçmeyelim. Eğer Xiaomi 13 Ultra'yı almaya karar verirseniz telefonvergim.cf diye bir internet sitesi var. Ben oradan her zaman vergili fiyatlara bakıyorum. Vergisiz fiyatı 20 bin lira. Eğer Türkiye'ye gelecek olursa ki şayet telefonun fiyatı 41 bin liraya ulaşabiliyor. 41 bin kere maşallah Rıza abi değil mi? Bu arada sıkı durun. Şunu söyleyeceğim. Herkesin aklında bence bu soru. Yine ön kamera full HD video mu çekiyor? Evet. Az sonra bunda. da söyleyeceğim ve biraz dertlerimi sizlere yakınacağım arkadaşlar. Ama kamera tarafında gerçekten efsane yenilikler var. Geçelim biraz tasarım kısmına. Tasarım oldukça şık duruyor. Ön tarafa baktığımız zaman bir adet delik çantamız var ve yanlardan tıraşlanmış kavisli bir ekranı görebiliyoruz. Telefon tam 227 gram ağırlığında ve 9.1 milimlik kalınlığa sahip. Ayrıca IP68 su sertifikası ile birlikte geliyor ve çift sim kartlı bir şekilde bu telefonu kullanabiliyorsunuz. Ekran tarafına baktığımız zaman 2K çözünürlüğü burada görebiliyoruz ve OLED bir panel. Ayrıca panel tipi LTP 3 ve Xiaomi burada TCL ile bir işbirliğine girerek biliyorsunuz TCL panel üretimi konusunda gerçekten çok başarılı. Ekran tarafında TCL ile bir çalışma yapıyorlar ve ekran 1 ila 120 Hz arasında dinamik olarak geçiş yapabiliyor. Yani always on display açıkken ekranı kapattığınız esnada cihaz buradaki ekran tazeleme oranını 1 Hz'e kadar düşürerek burada pil performansının daha uzun süreler boyunca gitmesine garanti sunuyor arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman bu ekran sıkı durun. 2600 nitlik parlak ulaşabiliyor ve bu gerçekten ilk defa gördüğüm bir değer. Çünkü en son Sharp Oculus R7 modelinde görmüştüm. Bu nit değeri güneş altında sizlere cap canlı bir ekran görmenizi olanak sağlayacak. Ayrıca ekranda 1 milyar renk desteği ve Dolby Vision gibi HDR10 Plus gibi HDR10 gibi teknolojileri de sizlere sunuyor arkadaşlar. Yani iyi bir ekran. Ayrıca buradaki ekran Corning Gorilla Glass Victus ile birlikte korunuyor. Merak edenleriniz vardır. İnç başına düşen piksel yoğunluğu 522 arkadaşlar. Telefonun kutu içeriğini merak ediyor olabilirsiniz. Ben her videoda aslında sık sık söylüyorum. Çünkü Xiaomi, Poco ve Redmi tarafında telefonun kutu içerikleri gerçekten dolu arkadaşlar. Xiaomi 13 Ultra'da da bu şekilde kılıfı görebiliyoruz kablosunu görebiliyoruz ve hazır olun. 90 watt'lık bir adaptörü kutudan çıkartabileceksiniz. Güzel bir adaptör, hızlı bir adaptör. Xiaomi'nin iddiasına göre 34 dakikada sıfırdan 100'e şarj edebiliyor musunuz? Ve telefonumuz 5000 mAh bir bataryaya sahip. 50 watt'ta kablosuz bir şekilde şarj olabiliyor dostlar bilginiz olsun. UFS tarafında Xiaomi burada bir sıçrama yapıyor ve 13 Ultra'da UFS 4.0 teknolojisini görebiliyoruz arkadaşlar. 5G destekli bir cihaz, Bluetooth 5.3, NFC, jiroskop destekli görebiliyoruz. Wi-Fi 6E desteği de yine Xiaomi 13 Ultra'da bizleri karşılıyor. Telefonun işlemcisi merak konusuydu ve beklediğimden farklı çıkmadı. Snapdragon 8 Gen 2 var. Yanlış hatırlamıyorsam grafik yonga birimi tarafında az 730 var arkadaşlar. 740 da olabilir. Tam öğrenip bunu zaten ekrana veya açıklama kısmına yazarım. Onun dışında telefon LPDDR5X RAM desteği ile birlikte geliyor. Yani telefon çok hızlı bir telefon arkadaşlar. UFS 4.0 ile birlikte. Ayrıca telefonun 3 katmanlı soğutma teknolojisi var ve diğer modellere nazaran daha fazla soğuyor. Ayrıca lansmanda 14 Pro Max ve Huawei P60 Pro ile de kıyaslama yaptı Xiaomi tarafı ve daha az ısındığını dile getirdiler dostlar bilginiz olsun. Yani telefon genel anlam itibariyle hem kamerası olsun hem ekranı olsun ve diğer özellikleriyle birlikte gerçekten hoş gözüküyor. Ama burada dikkat etmemiz gereken nokta kameralar. Kameralara geçmeden önce bir iki ufak detay daha vermek istiyorum sizlere. Burada telefonumuz Dolby Atmos destekli stereo hoparlörlerle birlikte geliyor. Ayrıca ekran altı parmak izi okuyucu optik bir şekilde bizleri karşılıyor. Telefonun Type-C girişinin USB 3.2 Gen 1 olduğunu belirtmek istiyorum. Oldukça hızlı bir şekilde bir giriş portu bizlere sunulmuş. Ve buradan geçelim kamera tarafına. İşte olaylar burada değişiyor. Xiaomi yine Leica ile bir işbirliğine giderek gerçekten inanılmaz derecede güzel sonuçlar bizlere sundu. Şimdi Nasman'daki fotoğraflara baktığım zaman bu fotoğraflar aslında pek de ehemmiyet vermedim. Neden? Çünkü lansmanda gösterilen fotoğraflar için saatlerce uğraşılmıştır. Telefon elimize çok yakın bir zamanda gelecek. Yine kutu açılış videosunu detaylı fotoğrafları incelemeleri sizlere aktaracağız. O nedenle bu video gerçekten önemli. Beğen butonuna lütfen basmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi burada 4 farklı sensörü görebiliyoruz ve hepsi 50 megapiksel değerinde dostlar. Telefon 8K 24 FPS videolar çekebiliyor. 4K 60 FPS videolar çekebiliyor. Ama ön tarafa geçtiğimiz zaman 32 megapiksellik bir selfie kamerasında 4K videolar çekemiyoruz. Bu beni üzen bir konu Rıza abi. Bence ön kameranın bir 4K'ya geçmesi lazımdı. Değil mi? Kesinlikle. Dostlar bu arada Xiaomi 13 Ultra 14 bit RAW fotoğraflar çekebiliyor. Oldukça yüksek kaliteli bir fotoğraf çekme yeteneğine sahip. Ayrıca video çekim kısmında ise OIS desteğinin iyileştirildiğini ve Dolby Vision HDR açıkken 10 bit log çekimler yapabildiğini belirtmek istiyorum. Bu özellik videoyu editleyen kişinin rengi daha iyi bir şekilde yapabilmesi adına güzel bir özellik diyebilirim arkadaşlar. Geçelim kameraları özelliklerine. Burada ana kameramız 50 megapiksel değerinde ve IMX 989 sensörünü kullanıyor ve bu kameramız 1 inç boyutunda ayrıca 1 inçlik boyutuyla birlikte değişken diyafram özelliğine sahip. Bir nesnenin arkasını daha flu yapmak isterseniz diyafram değerini düşürebilirsiniz veya daha farklı bir sahne alanındaysanız diyafram değerini dilediğiniz gibi yükseltebilirsiniz. Bunu dediğim gibi fiziksel olarak yapıyor. İkinci kameramız, üçüncü ve dördüncü kameramız IMX 858 sensörüyle birlikte geliyor. Sadece ana kameramız 989 sensörüne sahip. İkinci kameramız ultra geniş açılı bir kamera. 122 derecelik bir çekim açısına sahip ve otofokus özelliğiyle birlikte geliyor. Üçüncü kameramız telefoto bilans. 3.2 kata kadar optik, 100 kata kadar dijital zoom yapabiliyor. Ay fotoğraflarını yine 13 Ultra'da da çekebileceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dediğim gibi ön kamerada full HD olayı Biraz canımı sıksa da yapacak bir şey yok dostlar sonuçta üreticiler onlar biz sadece yorumluyoruz. Peki sizin bu telefon hakkındaki yorumlarınız neler? Kesinlikle yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ben çok heyecanlandım çünkü bir telefonu şu şekilde bir fotoğraf makinesine dönüştürmek benim için gerçekten heyecan verici bir olay arkadaşlar. Dediğim gibi bu mu yoksa? şöyle bir telefon mu derseniz aslında bu telefonlarla yolumuza devam edeceğiz ama bunlara gerek kalacak mı? Benim merak ettiğim konu da aslında bu arkadaşlar. Bakalım sektör bizlere neler gösterecek. Ben çok konuştum. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.